dünya ve memleket meselelerini sizler için konuşuyoruz. Biz soruyoruz, yöneticiler, siyasiler, patronlar, sanatçılar, sporcular, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve toplumun önde gelenleri yanıtlıyor. Gazeteci yazar Hediye Eroğlu'nun hazırlayıp sunduğu Arka Plan programı gündemi belirleyen konu ve konukları ile her pazartesi saat 18'de Mercan TV'de. Merhaba sevgili Mercan TV izleyicileri. Yeni bir haftada sizlerle birlikteyiz. Bu hafta kadınların siyasette eşit temsilde istedikleri talepleri konuşacağız. Stüdyo konuğum Canan Yüce, Mersin Kadın Platformu'ndan. Hoş geldin Canan. Hoş bulduk. Siz de geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili bir açıklama yaptınız. Kamuoyuna çağrılarınızı ilettiniz. Evet. Ama bizim öncelikli olarak kadın ve siyaset dediğimizde ne düşünmemiz gerekiyor? Nasıl bakmamız gerekiyor? Bu çok erkeklerin yoğun olduğu bir alan olduğu için. Evet, ya tabii ki şimdi seçimlere giderken direkt herkesin gündemi seçim, oy kullanma, evet. Meclisteki temsiliyet olunca biz kadınlar da bununla ilgili sözümüzü söylemek istedik ama kadın ve siyaset deyince tabii ki bu sadece meclisteki temsiliyetle değil. Sınırlanmamalı. Aslında sınırlanmamalı yani. Kadınların aslında kamusal alanda, politik alanda ve her yerde en çok temsiliyetinin, daha çok temsiliyetinin olması bizim açımızdan esastır. Bu vesileyle aslında direkt başlarken hani biz bu siyaseti temsiliyeti kadınların istihdamıyla, işte kadınların okul oranıyla, işte kadınların daha çok sokakta olmasıyla çok bağımsız görmüyoruz. Bu günlerde de Flormal işçileri biliyorsunuz direnişte, evet. Onları selamlayarak başlamak istiyorum tabii ki sözüme. Çünkü onlar da çoğunluğu kadın işçi ve sendikalı oldukları için işten çıkarıldılar. İşte kadının iş hayatında olmaması için aslında bir şey. Ve oradaki kadınlar gerçekten ciddi bir direnç sergiliyorlar. Hani bu anlamıyla da Türkiye'deki bütün kadın örgütleri, dün Mersin Kadın Platformu'nda bir... Tek yürek oldular, seslendiler. Tek yürek oldular ve aslında kadın düşmanlığının ve işçi düşmanlığının bir örneğini de karşı karşıya olduğumuzu söylüyorlar her yerde. Biz de bunu belirtelim programımıza tabii başlarken. Tabii ki de. Bu örnekten de yola çıkacağımız gibi işte kadın itiliyor, dışarı itiliyor ya da kayıt dışına itiliyor. Yani çalışsın, evet, görünmesin. Çalışsın, kayıtlı olmasın. Siyasette olsun ama vitrinde olsun. Kenarda kalsın, bize oy toplasın. Mutfakta olsun. Yani aslında şöyle, biz şunu görüyoruz her zaman. Kadınlar önemseniyor gibi görünüyor siyasi partilerde ama daha çok seçmen olarak önemseniyor. Yani bize oy versinler, bizi bir yerlere getirsinler, mutfakta çalışsınlar, kapı kapı geçsinler ama söz söylemesinler deniyor. Sizin de açıkladığınız rakamlardan bir tanesi çok ilginç. Türkiye'de 24 Haziran seçimleri öncesinde 4200 milletvekili adayı var. 4200. Ve bunun sadece 904'ü kadın. Evet, bu çok aslında. Ya bu çok şey bir veri aslında. Yani yarı yarıya olması bir veri, gerekiyor. Yarı yarıya olması gerekiyor. Çünkü şu an yani %50 nüfusu var kadınların, %51 de oy oranı var. Yani aslında kadınlar her şeyi değiştirecek güce sahip birleşirlerse eğer. Aslında ama çok çarpıcı bir oran bu. Görüntü var, kadınlar olsun. Evet, evet, aynen öyle. Bu oranın dışında yani adayı ya da aday olması da mesele değil, bitirmiyor. Sadece. Seçilebilir yerden, ilk sıralardan aday sayımız da çok az zaten yani. Evet. Hani biz yıllardır her zaman şunu söylüyorduk, mecliste temsiliyet oranı %3 ile 5 arasında gidip geliyor diye. Maalesef hani kadınların seçme ve seçilme hakkını kazandıklarının 84. yılında bu oran çok düşük bir oran ve bizce hiç yeterli değil. Şu anda liderlik sanırım Halkların Demokrasi Partisi'nde, HDP'de seçilebilir yerlerden kadın siyasileri ön sıralara alma adına. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi takip ediyor bu rakamı. Evet. Bildiğim kadarıyla ardından AKP ve İYİ Parti çekişmesi var. Yani aslında şöyle oranlar, %37 ile HDP birinci sırada. Zaten HDP her zaman biz kadınlar şunu söylüyorduk. Yani parti içindeki sürekli parti mekanizmalarında, kadın politikasında vesaire vesaire bunu sürekli dile getiren ve sürekli bunun çalışmasını yapan bir parti ve bu da yansıyor doğallığında. Yani bunu vitrinden öteye geçiyor. %25 ile Vatan Partisi takip ediyor HDP'yi, İYİ Parti %22, AKP %21 ve CHP %21. Evet, ben Vatan atladım. Zaten vardı. Evet, MHP ile Saadettin oranı %11-13 civarlarında, yani hiç denebilecek kadar az. Yani Türkiye geneli şeye baktığımız seçilebilir yerden de gene HDP birinci sırada %18 ile, yani ilk sıralara kadın oranını koymuş durumda.
Ya tabii ki biz bunları hani yayınlarken bize şöyle sorular da geliyor. Yani siz bunları yayınlıyorsunuz ama hani kadın olması yetiyor mu? Hani siz bunu mu görüyorsunuz? Yok tabii ki, yani biz kadınların bu konuyla ilgili daha çok alakadar olduklarını, kadın bakış açısıyla siyaset yapacaklarından eminiz. Ama bizim açımızda esas olan kadın politikasını görünür kılmaktır ve bu açıdan yaklaşmaktır zaten siyasete. Amacımız o. Şimdi kadın politikasını görünür kılmak için sadece kadınları listeye almak tabii ki de asla böyle bir talep yok. Hı hı. Seçim beyannameleri de açıklandı. Evet. Kadın erkek fırsat eşitliği, kadının eğitim, özellikle de şiddet mağduriyetinin, eğitim mağduriyetinin giderilmesiyle ilgili ekstra beyannamelerde çok fazla ne yazık ki başlıklar göremedik Canan. Siz görebildiniz mi? Şöyle, bir tek HDP ayrıca bir kadın beyannamesi yayınladı. Şimdi bu her zamanki HDP'nin farkı tabii ki. Çünkü dediğim gibi, yani bu seçimden seçime değil, sürekli mekanizmalarında, il yönetimlerinde, ilçe yönetimlerinde vesaire vesaire sürekli kadınların temsiliyetini yarı yarıya yapmaya çalışan, hani yarı yarıya olmasa da en yüksek temsili sağlamaya çalışan ve bunun politikasını yapan mecliste bir parti. Biliyoruz ki mecliste de ilk kadın grup, yani kadın milletvekili grubunu kuran siyasi parti HDP'ydi. Evet. Bir tek o açıkladı. Diğer siyasi partilerin maalesef kadınlarla yönelik şeyleri yok. Bir de şöyle bir durum var. Yani biz kadınlar şunu biliyoruz. Hani bunları açıklarken elbette ki olabildiğince objektif, bütün siyasi partilere eşit mesafede yaklaşmaya çalıştık beyanlarımızda, ama şimdi biz kadınlar nihayetinde kadınların tarafında olan siyasi partilerle çalışma yapmak ve onların yanında durmayı da hedefliyoruz. Biz biliyoruz ki iktidar olduğu müddet boyunca kadın düşmanı politikalardan ve kadın düşmanı söylemlerden vazgeçmedi. Biliyorsunuz Türkiye genelinde de kadınlar, feministler kadınların oyu eşit, özgür bir yaşama diye bir kampanya başlattı. Aslında bu kampanya da bunu anlatıyor kadınlar, yani Türkiye genelinde. İşte son 16 yılın da bir farklılığı da var. Yani ülkede özellikle kadın, işte kadına yönelik şiddetin 1000'de 1100'leri aşan oranda artmış olmasının en büyük nedenlerinden biri mevcut iktidarın bu zihniyeti, bu yapıyı destekleyici ya da cesaretlendirici politikalara, icraatlara imza atıyor olmakla eleştirilmesi. Ya aslında aynen öyle. O yüzden kadınlar şu an şöyle diyor. Yani biz kadınlar şöyle diyoruz seçimlere giderken. Ya biz bu 16 yılın muhasebesini yaparak ve bizlere yapılan, kadınlara yapılan politikalar, çıkar yasalar ve kadınlara yapılanları unutmayarak oy vermek istiyoruz. Yani mesela bunlarla ilgili de biz emeğimiz, bedenimize, kimliğimize, her türlü müdahaleye hayır diyerek oy vermek istiyoruz. Hepimiz biliyoruz. Bunların birkaçını hatırlamakta fayda var, evet, yani. Evet. Kadınlar fıtratı gereği eşit değildir. Hamile kadın sokakta. Hamile kadın sokağa çıkamaz. Kahkaha atmamalı. Kahkaha atmamalı. Tecavüzcüsüyle evlendirilebilir. Onun dışında sürekli haksız tahrik indirimleri, sürekli kadın cinayeti işleyenlerin salıverilmesiyle karşı karşıyayız. Tabii. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle karşı karşıyayız. Yani şimdi biz bunları görmeden oy kullanmamalıyız. Yani bizim bütün kadınları bunları görerek oy kullanmaya çağırıyoruz. Kadına bir dünya biçilmeye çalışılıyor. Yani bir yere sığdırılmaya çalışıyor. Kadın bir yere hapsedilmeye çalışıyor. Sınırlandırılmaya çalışıyor. Sadece çocuk doğur, evde şunları şunları yap ve bana oy ver. Onun ötesine gitme. Düşünme, sorgulama. Sorgulayan nesiller yetiştirme. Kendini başka bir yere taşıma. Tabii ki. Ya mesela şöyle oluyor. Seçimlerde oy kullan. Tabii kullan. Bir yere gelsin. Yani birey olarak oyunu kullan. Tamam, sürekli çalış ama mümkünse seçimden sonra ayağımızın altına dolaşma. Evet. Evet, kadınlar önemlidir. Kadınlar işte annemizdir, kadınlar kızımızdır, kadınlar şöyledir ama kadınlar bizim ek figüranlarımızdır. Yani kadınlar birey değildir toplumda. İşte toplumun yarısı olarak kabul edilmiyor. Tabii ki öyle. Mesela hükümet şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki istihdam oranı %70'lerde. Evet. Şimdi biz biliyoruz ki bu %70'in en az %50'si güvencesiz, kayıt dışı, hı hı, ve çok sıkıntılı işlerde çalışıyor. Yani biz güvencesizliğe karşı da, kadınların güvencesiz işlerde çalıştırılmasına karşı da bir politika yürütmemiz gerekiyor. Aynı zamanda şortumuza, kıyafetimize, kaç çocuk doğuracağımıza, neredeyse kiminle nerede ne yapacağımıza karar verilen, özel hayatımıza kadar müdahale edilen bir sisteme doğru giderken bunlara karşı biz bunlara karışamazsınız, emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir diyerek aslında bir politika yürütmeye çalışıyoruz. Ama bunun da tabii ki garantisi sadece biz, yani Mersin Kadın Platformu olarak biliyorsunuz ki seçimden seçime değil, 12 ay boyunca, bir yıl boyunca bir fiil çalışma yürütüyoruz ama biz şunu da önemsiyoruz. Yasalar çıkartılırken kadın odaklı bakmaya, işte mecliste kadınların sesi olmaya, herhangi bir şey olduğunda müdahale edebilmeye, icra makamında olmaya. Tabii ki, yani Mersin'in kadını olarak sesimizin meclise gitmesini istiyoruz.
Ki Mersin her zaman kadın kent olarak bilinen bir kenttir, hepimiz biliyoruz. Bizim dile getirdiğimiz zaten tabii ki de sadece siyaset değil, her alanda kadın, ama işte siyaset senin de söylediğin gibi karar verici, politika belirleyici. Yoksa bu ülkenin, dünyanın kadın valileri, kadın yöneticileri, kadın belediye başkanlarına, kadın fen işleri daire başkanlarına, yani her alanda kadının olması gerektiğini de hemfikiriz. Ama evet, kadınlar hemfikir mi? Neden bu sıraları kabul ediyorlar? Ya da neden seçilebilir yerlerde olmayı zorlamıyorlar? Bir de böyle bir tablo var karşımızda. Yani aslında burada evet böyle bir tablo var. Yani kadınlar bunu kabul etmemeli kesinlikle. Hani maalesef ki yani kadın, hani biz hep şey diyoruz ya, kadın paydasına birleşmek, işte kadın bakış açısıyla yaklaşmak. Yani nihayetinde siyasi particilik bazen öne geçebiliyor. Yani kadın bakış açısının önüne geçebiliyor. Ama burada partiler üstü diyoruz ya, bu soru partiler üstü. Ya aslında benim de sözüm en başta siyasi partilerde çalışma yürüten kadınlar oluyor. Yani hani ben de siyasi partilerde çalışma yürüten bir kadın olarak. Ya en başta bizim ses çıkarmamız gerekiyor zaten. Yani belirli yerlerde şuraya gelin kadın olsun, işte buraya gelin sizinle birlikte girebiliriz ancak lafından ziyade gerçekten bizim politikamızın yansıması gerekiyor. Ya burada kadınların bunu kabul etmemesi gerekiyor. Yani biz kadın platformunda bir sürü siyasi partiden kadın var. Bunu açıklarken aslında hem CHP'li hem HDP'li, hani AKP'li, MHP'li kadınlar maalesef aramızda olmadığı için söyleyemiyorum. Kadınlarla birlikte biz bunu açıkladık ki biz kadınları görmeyen siyasi partilere oy vermeyeceğiz. Bu çok açık bir mesaj aslında. Çok acı. Yani partilerde bile işte diğer bir partinin kadın yöneticileriyle kadın sorularını konuşmak için bir araya gelemiyorsunuz. Evet, gelemiyoruz. Bu işte durumun ne kadar acı olduğunu bize aslında gösteriyor. Ya aslında zaten bir araya gelsek sorun çözülecek. Çünkü evet, yani hepimiz şey diyoruz ya, işte %50'si kadın bu nüfusun. Hı-hı. Ya %50 birleşse değiştiremeyeceği hiçbir şey yok. Ama maalesef hani bu toplumdaki hani bir sürü alandaki bölünmüşlük kadın alanına da yansımış durumda. Biraz biz bu açıdan ortaklaşamıyoruz. Bölmek de işlerine geliyor aslında. Ya tabii ki, ya biz aslında şunu söylememiz gerekiyor. Yani yoksa bizim mahallede komşusun mesela. Evet. Yani farklı siyasi partilerde olabilirsin ama mahallede evin yan yana. Mahallede bir araya gelebiliyorsun, sokakta bir araya gelebiliyorsun ya da iş yerinde bir araya gelebiliyorsun. Ya şeyi zorlamak lazım, mecliste de AKP'li, MHP'li, CHP'li ve HDP'li fark etmez. Kadınlarla ilgili çıkacak yasalarda ortaklaşma, ayrı toplantılar alma ve bunlarla ilgili mücadele etmeyi zorlamak gerekiyor. Yani biz geçen kadın platformu olarak siyasi partilerdeki kadınlarla buluşalım demiştik ama daha onu gerçekleştiremedik. Ama gene HDP bir şeylik yaptı, öncelik yaptı ve ilk işi kadın adaylarla kadın platformunu buluşturmak oldu. Yani talepleriniz nedir, söyleyecekleriniz var mı, biz daha yeni kampanyamıza başlıyoruz gibisinden. Biz orada HDP'li kadınlara da söyledik. Yani mecliste, ki planınız ne? Yani mecliste diğer siyasi partilerle bir araya gelmek için ne yapıyorsunuz? Hani nasıl bir kadın cephesi örüyoruz? İşte bunu bütün siyasi partilere sorabilmeniz biz lazım. Biz aslında bunu diye bütün siyasi partiler sormak için bir planlama yapıyorduk ama dediğim gibi öncelikle davet ettikleri için yani önceliğimiz öncelikle onlara söylemiş olduk. HDP'deki kadın arkadaşlar da bunu belirttiler. Yani biz siyasi parti ayrımı gözetmeksizin kadınların lehine, kadınlarla ilgili yapılacak bütün politikalarda hiçbir parti gözetmeden herkes toplantılara çağırmaya özen gösteriyoruz dediler. Biz bunu bütün siyasi partilerden bekliyoruz. Yani şu bir gerçeklik. Türkiye'de her gün 5 kadın öldürülüyor. Evet. Yani her gün geçmiyor ki kadınlar şiddete maruz kalmasın. Gün geçmiyor ki kadınlar işsiz sokakta yaşamaya devam etmesin vesaire vesaire. Ya da sokakta rahat sahilde gezemiyoruz. İşte tek başımıza sokağa çıkamıyoruz. Her gün taciz riskiyle karşı karşıyayız. Ya bu gerçekliğin karşısında kadınların başörtülü başörtüsüz, şortlu mini etekli, uzun etekli hiç fark etmez. Doğusundan batısına birleşmesi gerekiyor. Çünkü bunun geçen bir programımızda da söylemiştik. Evet. Yani Muğla'da kadına yönelik şiddetin çok yüksek olduğunu, orada da bir kadın cinayetleri işlendiğini, yani sadece bunun Doğu'da ya da Karadeniz'de ya da İç Anadolu'da olmadığını, aslında kadının olduğu her yerde bu sorunun farklı var boyutlarda olduğunu. Var olduğunu bizim bunu söylememiz gerekiyor. Mesela Mersin'e de gelecek olursak, evet. Mesela Mersin'de 91 adayımız var. Evet, bunu da açıkladık. 91. 91'de 27. 27. Ya Türkiye ortalamasına göre biraz daha yüksek bir oran. Ama yine 3'te 1'e neredeyse ama tekabül ediyor. Ama evet, neredeyse 3'te 1'e tekabül ediyor. Gene burada HDP 5 adayla 1'de, CHP, İYİ Parti ve AKP 4 adayla bunu takip ediyor. İlk defa MHP'le sadece 2 ve 3 diye gidiyor. Uzun yıllardan sonra ilk defa CHP seçilebilir yerden kadın aday koydu. Biz onları bu açıdan tebrik ediyoruz. Yani sonunda. Evet, bu da çok kamuoyunda da bir şey var bununla ilgili. O yüzden belirtmek gerekiyor. Çünkü yani CHP gibi bir partinin yıllardır Mersin'de ilk 4'e, ilk 5'e erkek koyması zaten kabul edilir bir şey değildi. Çok büyük tepki alıyordu yıllardır ama kulaklarına tıkamışlardı buna. Evet, bu defa seçim bir adım attılar. Yani şu an eğer
seçim beklenen düzenlerde giderse bir AKP'den, bir HDP'den ve bir CHP'den olmak üzere 3 kadın Mersin'den öngörebiliriz şu anda. Milletvekili olacak. Yani biz bunların takipçisi olacağız ve bu 3 kadına Mersin Kadın Platformu olarak sürekli rahatsız edeceğiz. Yani bunu buradan da söyleyelim. Onların da sizi rahatsız etmesi gerekiyor sürekli olarak. Yani aslında bizce bu 3 vekilin Mersin Kadın Platformu'nun doğal üyesi olması gerekiyor. Evet. Yani Mersin Kadın Platformu'nun çalışmalarına, Mersin Kadın Platformu'nun etkinliklerine ve Mersin Kadın Platformu'nun taleplerini kulağını, gözünü açması ve bizimle çalışması gerekiyor diye düşünüyoruz. Yani çünkü öbür türlü kadın politikası mecliste olmaz. Yani buralardan gitmesi yani gerekiyor. Yani meclisteki kadın milletvekillerinin bir araya gelememesi için hiçbir neden yok. Konunun en başından anlattığım şey. Mersin'dekiler için de geçerli. Bu 3 milletvekilimiz seçildi. Neden bir araya gelemesinler ki? Mersin için bir şeyler üretecekler. Kadınlar için, dünya için. Hiçbir gerekçe olamaz. Yani bizce de olamaz ama maalesef Türkiye'deki siyasi konjonktür öyle ilerlemiyor. Yani siyaset şöyle ilerliyor. Bir karşıtlık üzerine ilerliyor. Evet. Bir kutuplaşma üzerine ilerliyor. Bu nefret diliyle bir süredir öyle ilerliyor ve biz aslında bunu ilerlettiğimiz sürece Türkiye'de demokrasiyi geliştiremeyiz. Yani zaten kadınların temsil edilmediği bir yerde demokrasiden söz edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani işte meclis zaten demokrasi, eşitlik, adalet diyorsun ama meclisin %80'i erkeklerden %90'ı oluşuyor. Erkeklerden oluşuyor. Yani nasıl böyle, adalet, nasıl eşitlik? Yani böyle bir eşitlik olamaz. Ya da tersinden gençler siyasete katılımı diyorsun. Gençlerin neredeyse meclise temsil ediyor. %1. Engelliler için aynı şeyi söyleyebiliriz. %1. Yani ve bunlar çoğaltılabilir. Yani biz bu demokrasiyi tesis etmek istiyorsak her alanın temsil edilmesi. Toplumsal mutabakata ihtiyacımız var. Toplumsal uzlaşıya ihtiyacımız var. Kadınların işte tercih etmemesi, o seçilemeyecek yerleri, vitrin olmayı kabul etmemesi bu en büyük talebimiz. Ama bakıyoruz seçim dönemindeyiz. Neredeyse çalışmanın %50'den fazlasını kadınlar sırtlamış durumda. Kapı kapı geziyorlar. Her zaman öyleydi zaten. Yani kapı kapı geziyorlar. Bu örnekler çoğaltılabilir. Yıllardır da böyleydi. Hı-hı. Bu sadece seçimde değil. Siyasi partilerin kendi günlük çalışmalarında da öyle. Yani kadınlar kendi üzerine aldıkları bir görevi ya da sorumluluğu o kadar fazlasıyla yerine getirme çabası içerisindeler ki. Bu da zaten bir yetmiş bir şey olduğu için. Doğamız da demeyelim de. Doğası evet. Gereği. Aynen. Lanse ediliyor doğasında cinsiyet yok da. Rollerinin bize öğrettiği böyle sürekli bir aşırı tabii anaçlık, sürekli bir aşırı sorumluluk duygusuyla biz her şeye, herkese, herkesin işine koşturmaya çalışıyoruz ama bunları yapalım ama bunları yaparkenden kendini var, kendimizi var. Yani böyle yapmasa dışlanacak sanki. Az çalışmış olacak. Yani öyle böyle de oluyor. Yani şunu şöyle görelim. Yani siyasette maalesef bir kadının siyasette var olabilmesi bir erkeğin 100 katı kadar zor. Çünkü birincisi kadın toplumsal baskı altında. Kadınlar siyaset yaparken hem toplumla, hem aileyle, hem erkek egemenliğiyle, hem kendi siyasi partisiyle mücadele ederek siyaset yapıyor. Yani orada var olabilmek için 5 katı efor harcıyor. Etrafı bir tane kuşatılmış. Her yerde olduğu gibi böyle görünmez duvarlar, görünmez tavanlar var kadınların önünde. Çünkü kadın şunu yapıyor, yani mesela seçim çalışması yaparken göz önünde bulunduruyoruz. Şimdi evde yemeğini pişirmesi lazım. Çocuğunu okuldan alması lazım. Aynı zamanda seçim çalışması yapması lazım. Ama erkeğin öyle bir derdi yok. Erkek sadece çıkıyor sabah ve seçim çalışmasını yapıyor. Evet. Geri yani, kalan bütün sorumluluklar zaten birileri kadın tarafından, da, evet, kadın tarafından. İşte kadın bütün bunları aksatmadan aynı zamanda siyaset yaparsa takdir görüyor. Mesela şöyle olsa, mesela kadın ben dese ki... Yapamasa ben, bu kadın yapamaz, bu kadın tabii, başaramaz. Tabii. Mesela kadın dese ki ben bugün çocuk bakmıyorum, yemek de yapmıyorum, ben bugün partime gidip şu alanda çalışma yürüteceğim dese bir kere toplum onu aforoz eder. Baksana çocuğunu, çoluğunu, evini, bilmem neyi. Daha çocuğuna bakamayan kadın. Evet, ihmal ediyor ve siyaset yapıyor diyor. Halbuki ya biz şunu söylemeye çalışıyoruz, şunu anlatmaya çalışıyoruz. Doğru. Yani bizim tahayyül ettiğimiz gelecek, bizim bu yaptığımız siyaset, bizim istediğimiz eşitlik aslında çocuklarımızın geleceği daha özgür, eşit bir dünya içindir. Ya dolayısıyla benim orada yaptığım siyaset de benim görevimdir. Ama sürekli kadınlara öncelikli işi ve esas işi, ev işi, çocuk bakma, işte bazı şeylerin arkasını toplama olarak bakıldığı için kadınlar maalesef siyasette bunları yaparak var olmak özellikle zorunda. Özellikle kadınların bu dile aldanmamasını biz isteyelim buradan. Yani bir kadın siyasetçi her şeyi %100 tam olarak yapmalı ki ancak öyle siyaset yapabileceğini, rüştünü ispat edebilsin. Yani i̇şte, böyle bir yanılgıya kapılmamalı işte, özellikle kadınlar. Bu aynı zamanda mesela sendikalarda siyasi partiler temsiliyetinde oradaki yönetmelik kadınlar için de aynı şey tabii geçerli. Ki yani oradaki kadınlar da böyle zorlanıyorlar. Bir kadın 5 işi birden yapabiliyorsa evet o zaman bir şey öyle bir şey olabilir mi? Bir erkek sadece bir işi yapıyor. Ya buradan aslında şöyle bir çağrı yapabiliriz yani tabii kadınlara.
Ya mesela erkek, ki mesela atıyorum karı koca, öğretmenler ya da işte memurlar, ikisi de sendikalı. Evet. Şimdi şunu görüyoruz yani, kadın sendikaya uğramıyor, sendikada hep erkekler var. Niye? Çünkü kadın evde yemek yapması lazım, çocuk bakması lazım. Halbuki hayat müşterek ve bunların eşit paylaşılması gerekiyor. Biz bunu savunuyoruz. Ve sorunlar ortak, talepler de ortak. Aynen, dolayısıyla şunu yapsın yani kadınlar. Evet, sen sendikaya bugün gidiyorsan yarın da sen evde kalıyorsun. Evet. Eğer bu işlerin yapılması gerekiyorsa. Hayır, bu hiçbir iş yoksa zaten ikimiz birden gidelim. Evet. Ama bir iş varsa da sürekli senin sokakta olacağına, bu işleri eşit paylaşalım ve ben de sendikama gidebileyim. İşte ben de sokağa çıkabileyim. Ben de siyasetimi yapabileyim demesi lazım. Ama maalesef dediğim gibi toplumsal cinsiyet rolleri toplumda o kadar işlemiş ki, bunu yapmayan kadınlar sorumsuz, işte görevlerini bile yerine getiremeyen ve toplumda artık şey yapamayan kadınlar oluyor. Ama mesela erkek evine hiç gitmesin, evinde hiç ekmek yemek yapmasın, çocuğunu hiç okuldan almasın. Siyasetini yapsın. Sorun yok. Çok hoş olan. Sorun yok yani. Biz kabul edilen bir evet. durum. Bir de zaten ekonomik alanda da sıkıntılı var zaten. Yani şuradan görebilmeliyiz yani biz. Hani biz her zaman şunu söylüyoruz. Parası olan ve ekonomik durumu iyi olanlar maalesef buralarda siyasette, çalışman. Siyasette öne çıkıyorlar, aynen çalışma öyle. Yapabiliyorlar. Yani mesela şunun da örneğini vermek istiyorum. Bütün siyasi partilerde biliyorsunuz aday adaylığı başvurularında bir meblağ belli var. Belli bir ücret alınıyor. Belli bir ücret alınıyor. Kadınlardan tek ücret almayan parti HDP'ydi. Evet. Kadınlardan ve gençlerden. Ya aslında bu bir teşvik, bu bir ön açma. Çünkü bir gerçekliğimiz var bizim. Yani Türkiye tabii ekonomisinin çok küçük bir kısmı kadınlarda. Kadınlar çalışmıyor, yani kendini var ediliyor. Milli gelir diye bahsettiğimiz şeyde hiçbir zaman kadını temsil etmemiştir yani, ki. Şunu demek kazanç de yetmiyor. İşte kadınlar gelsin. Kadınlar gelsin de, yani nasıl gelsin? Sosyal devlet yok. Kadınlar çocuklarını kreşe bırakamıyorlar. Evet. İşte ulaşım sıkıntısı var. Belirli saatlerden sonra kadınlar her yere gidemiyorlar. Güvenlik sıkıntısı. Zaten altında arabası olan kadın sayısı erkekler olarak çok az. Ekonomik durum ortada. Yani şimdi işi olmayan bir ev emekçisi kadın bir yere aday olamasın mı? O işte olmasın. Sistem? Şimdi zaten sistem onlar olmasın diye olmasın uğraşıyor. Diyor. Ama mesela çıkıyor diyor ki kadınlar olsun istiyoruz. Peki o kadınlar nasıl olacak? İşte yani? Zemin yaratman gerekiyor. Altyapı hazırlaman gerekiyor. O kadının orada olabilmesi için. İşte bunların hepsi şey gibi yani işte biz diyoruz ya biz geceleri de sokaklarda istiyoruz demek yetmiyor. İşte sokakların güvenli olması lazım. Parkların aydınlatılması lazım. Ulaşımın her saatte olması lazım. Yani evet. Bunların olması gerekiyor ki biz gecelerde sokaklarda, meydanlarda olabilelim yani. Ama bunlar yapılmadan kadınlara işte şöyle deniyor. Biz size 100 kiloluk bir küfe verelim. Siz bu küfe sırtınızda buralarda olabiliyorsanız olun. Olamıyorsanız da bizim elimizden gelen bir şey çok yok. Biz siz olun diyoruz zaten ama siz olmuyorsunuz. Şimdi burada bütün sorumluluğu kadınlara yıkma meselesi de söz konusu. Yani seçim meydanlarında kadınları en ön saflarda görüyoruz. Seçim çalışmalarında diyelim. Ama işte temsile geldiğinde, seçilebilir yerlere geldiğinde en arkada görüyoruz. Kadınlar bunu kabul etsin, etmesin. Kabul eden kadınlara tepkimiz var, etmeyenlere desteğimiz var. Peki kadın olmak yani, istiyor ama zemin yok. İşte size bunu imkan atmaya yok. Çalışıyorum. Yani mesela bu da kadın yetmiyor. Bizim işte siyasi yetmiyor. Partiler de bunu diyor mesela işte. Diyor ki ya kadınlar gelmiyor çalışma. Yani şimdi kadınlar çalışmaya gelmesi gelmiyor için ama imkanlı işte oluşması lazım. Yani biz gezi sürecinde de gördük, başka alanda çalışma yaparken de gördük. Yani dediğim gibi kadınlar hem işe gidiyor, hem yemek yapıyor, hem hasta bakmak yapıyor zorunda kadınlar. Evde örneğin yani bakıma muhtaçsa direkt otomatikman kadın bakacak zaten. Hiçbir yere kımıldayamayacak. İşte bunu söylemek yetmiyor. Yani biz aynı zamanda siyasi sorumlular da bunu iletmekte istiyoruz. Yani bunun zeminini hazırlamamız gerekiyor. Yani evet demokrasi istiyorsak, kadınların eşit temsilinin olmasını istiyorsak sadece tırnak içerisinde okumuş, belirli bir ekonomik düzeye sahip olan kadınların değil, herkesinden kadınların burada temsiliyetini sağlamamız zaten gerekiyor. Zaten o zaman da eşitlik sağlanmış olmuyor ki. Aynen öyle yani bunu. O da ters. Hani bunu bu anlamıyla yapmak lazım. Yani bir öğrenci kadını, bir genç kadını, bir ev emekçisi kadını, bir işte evlere temizliğe giden kadını, bir işçi kadını biz buralarda aday diye koyamıyorsak bu da çok fazla şey olmuyor demektir. Gerçekçi, yani. Real gerçekçi olmuyor. Real olmuyor demektir. Yani biz şunu yapıyoruz demektir gene. Göster. Gene kendi imkanıyla geliyorsa geliyor o kadın. Yani mesela görüyoruz başka siyasi partilerde. Yani erkeklerin 10 katı çalışıyor. Evet. Öyle gelebiliyor. Erkekler kadar çalışmak da yetmiyor yani. Erkeklerin 10 katı çalışması lazım. Yani bunların hepsi aslında bizim için bir veri. Ama biz kadınlar şunu söylüyoruz yani. Biz bunları görüyoruz. Hepsinin farkındayız. Hepsinin de politik okumasını yapabiliyoruz. Ve buradayız. Hiç
hiçbir yere de gitmiyoruz ve bunun mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Biraz aslında kısa kesmiştik. O alanı biraz açmak istiyorum. İşte biraz, sen de söylemiştin. Kadınların siyasette belli bir yerde olması sadece kadın olduğu için değil, liyakat da gerekli. Yani o koltuğu doldurabilecek mi? Ya da o geldiği noktayı gerçekten kadınlar için, insanlar için tam anlamıyla verimli bir şekilde değerlendirebilecek mi? Siz bunu söylerken aklıma şey geldi. Aynı zamanda yargılandığım da bir dava. Kadın aile ve kadın bakanımız bu çocuk istismarının çok gündeme geldiği bir dönemde bir kereden bir şey olmaz lafını kullanabildi. Maalesef. İşte şimdi böyle bir kadının siyasette belli bir yere gelmesi şimdi, yani biz bunu da görüyoruz. Amacına ulaşmış olmuyor ki. Amacına tabii ki ulaşmış olmuyor. Yani biz bunun da yeterli, yani biz kadınlar çok seçilsin istiyoruz. Ama sadece kadınların oraya gelmesinin yeterli olmadığını biliyoruz ve bunun takipçisi olacağımızı ve bu kadınlarla birlikte bir şey yapmak. Hani az önce dedim ya, bütün siyasi partilerin vekilleri kadın platformuyla çalışmalı. Kadın platformunun taleplerini oraya götürmeli. Yani orada bir kadın olarak var oluyorsa, kadınlar adına var oluyorsa bunun gereğini yerine getirmeli ve aynı zamanda bir kadın bakış açısıyla hareket etmeli. Yani işte siyaset bir erkek dünyası şu anda. Onun egomanyası altında, baskısı altında ve orada var olmak için de bir kadın sanki sadece erkek bakış açısıyla bakabilirse orada var olabilir. Ne yazık ki Türkiye'de durum bu. Durumunda. Evet, mesela siyasi partilerde bu da şeyin aslında sonucu. Maalesef kadınların örgütlü olmayışının sonucu. Yani şöyle olsa mesela atıyorum. HDP'nin kadın grup kurduğu gibi diğer siyasi partilerde kadın grubu kursa. O kadın grubu kendi içinde güçlense, birbiriyle destekleşse ve erkeklere karşı vereceği ya da onların fikirlerine karşı, erkek yemeğine karşı vereceği mücadeleyi ortaklaştırsa o kadın yalnız kalmaz aslında. Ben mecliste gerçekten çok uzun zamandır hani bu konuda kafa yoruyorum. Bir kadın varlığı hissedemiyorum. Görüntüde evet, belki birkaç tenzih edelim birkaç ismi ama gerçek anlamda hani bu kadar kadın sorunlarıyla uğraşan bir ülkede parlamentoda bu kadar kadını uzak hissetmek acı verici, üzücü bir şey. İşte bunun sonucu, yani kadın örgütlülüğünün olmamasının sonucu diye düşünüyorum. Yani biz de tabandan yeterince baskıyı maalesef oralara götüremiyoruz. Yani ulaşamıyoruz aslında. Ama işte oradaki kadınlar da erkekler gibi davranıyor. Erkekler gibi konuşuyor. Erkekler gibi çünkü hareket ediyor. Politikalara dahil oluyor. İşte bu kadın politikası yapmamanın sonucu. Yani ben daha önce de kendimden de örnek vererek söylemiştim. Bir kadın nerede siyaset yapıyorsa yapsın, hangi sendikan yönetiminde olursa olsun, hangi siyasi parti milletvekili olursa olsun bir kadın örgütünde çalışmalı. Bir kadın örgütü çalışması deneyimlemeli, yapmalı. Deneyimlemeli değil mi? Kadınlar olarak birbirimizi öğrenmeliyiz. Birbirimizi sürekli bu konularda telkin etmeliyiz. Çünkü bir erkek dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Bir erkek siyasetle karşı karşıyayız. Ve o erkek siyasetin içerisinde var olma mücadelesi verirken farkında olmadan oralara benziyoruz. Orada benzememizin tek garantisi kadın örgütlülüğünün güçlü kadınla olması. Kadınla daha çok zaman yani geçirmek. Ben az önce şey dedim ya, hani kadın grubu oluşsa, kadınlar ayrı toplantılarını yapsa, ayrı özgün, özerk çalışmalarını örgütlese, kadınlar oraya gittiğinde şeyin farkına varacak ondan sonra. Ya ben şu toplantıda böyleydim, buraya geldim böyle. Ya burada bir erkeklik var, burada bir erkek egemenliği var. Ya ben buna karşı kız kardeşlerimle, işte kadın arkadaşlarımla şu çalışmayı yapabilirim diyebilmeli. Bunun tek çözümü var yani. Olmazsa olmaz çözümü. Parti içerisinde, sendika içerisinde, meclis içerisinde, nerede olursa olsun özgün, özerk, kendi örgütlenmesini kadına yaratabilmeli. Daha çok kadına dokunabilmeli. Kadına daha çok zaman geçirmeli. Bence ve bu de konuyla ilgili kadın örgütlerine kulağını, gözünü açmalı. Başka yolu yok gerçekten. Yani kendim de, kendim açısından da bunu söyleyeyim. Bu kadar erkek egemen bir toplumda bu konularda sürekli bir farkındalık çalışması yapmazsa, sürekli kadınlarla temas kurmazsa maalesef benzeriz biz erkek siyasete. Burada bir parantez açalım. Bu kadın sivil toplum, yani kadınlara yönelik çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarının günümüzde şöyle bir noktaya itildiğini düşünüyorum. Katılırsın katılmazsın bilemem ama daha çok sorun yaşayan kadınlara yardımcı olmak, anlık günlük onların dertlerine derman olmak, özellikle daha çok hem küçük yaşta evlilikler hem işte şiddet mağduru kadınlar, hani ekonomik ve sınıfsal mücadeleleri ne o kadar değildi. Sosyal alandaki sıkıntılarına öncelik veren yapılar görüyorum. Yani aslında şöyle, şu an Türkiye'deki kadın örgütleri maalesef ki çok imkanı olmayan örgütler. Doğru. Yani katılıyorum biz buna kendimiz da açısından da, yani bir kadın örgütüne çalışma yöntem bir kadın olarak da şunu söyleyebilirim. Ya bizim zaten bu sorunlara bir çözüm bulmamız mümkün değil. Yani değil. İmkanlarımız el vermez. Yani günde
Hiçbir, yani bir kere bir sürü mahallede bir sürü kadın şiddete maruz kalıyor. Biz bunlara ulaşamıyoruz. En fazla bize ulaşabilene yardımcı elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi kadınların aslında ekonomik ve siyasi anlamda güçlendirilmesi bizim önceliğimiz olmalı. Yani aslında kadın politikalarının devlet mekanizmaları tarafından oturtulması. Çünkü öbür türlü taşıma suyla değirmen dönmez. Yani ben bir kadına ulaşırım. Öbür kadın örgütü başka bir kadına ulaşıyor. Başka bir kadına ulaşır ama yüzlerce, binlerce kadın söz konusu. Yani yardımlar o kadar şey hale geliyor ki, öncelikli hale geliyor ki. İşte yok, destekler değil. Yani maalesef hani bu danışma merkezi gibi çalışan kadın örgütleri var. Destek olmaya çalışıyor ama bu zaten geçici çözümler. Yani bunları da yapmak zorundayız. Hani bunlara işte bize gelen böyle meselelerde biz bunlara yardımcı olmak zorundayız ama biz şunu söylüyoruz kadın örgütleri olarak. Bunu devletin yapması lazım. Bunu sosyal devletin yapması lazım. Evet. Yani ekonomik anlamda da, sosyal anlamda, siyasi anlamda da kadınları güçlendirecek, kadınların öldürülmesini engelleyecek, kadınların şiddete maruz kalmasını engelleyecek mekanizma yaratması lazım. Aslında biz kadın platformu olarak da kendi adıma çalışma örgütüm kadın derneğinde de bunları olabildiğince resmi kurumlara söylemeye çalışıyoruz. Resmi kurumlara dürtmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim gücümüz bir yere kadar. Yani biz de bu toplumun bireyleriyiz. Yani bizim kadınları koruma, kollama, güvenliklerini sağlama, hani onların yaşamını devam ettirme gibi bir imkanımız yok. Olamaz, yani olamamalı. Bu devletin görevi bunun zaten. Bunun aslında Kadın Bakanlığı'nın, hani şu an Kadın Bakanlığı kalmadı ama yani hedefimiz olması ilerleyen dönemlerde, Kadın Bakanlığı'nın ayrı bütçesinin, ayrı özel bütçesinin, ayrı politikanın olması ve bunları hayata geçirmesi lazım. Kadının bir aile içerisine sığdırılmaması, iteklenmemesi, bir kadının birey olarak kabul edilmesi. Kesinlikle. Kadın Bakanlığı yani bu anlamda. Aile diyoruz, ailesiz kadını ne yapacağız bilmiyorum yani. Hani ailesiz kadın yok. Olmaması lazım zaten bizim gözümüzde. Bir de şunu da vurgulamam gerekiyor. Biz bu mekanizmanın sürekli dürtüklüyoruz ama gerçekten çok sıkıntılı. Yani biz her yere işte şunu diyoruz, bunu diyoruz ama yani kadın şiddete maruz kalıyor. Yani son iki ayda üç örnekle karşılaştım. Bizzat kendimin gördüğü. Yani bir sürü insan bir sürü şey görüyor. Yani resmen kadın karakola gittiğine pişman ediliyor. Gidip şikayetçi maalesef olduğuna hala pişman ediliyor. Yani hala bunu yaşıyoruz. Bilinçli kadınlar bunu gidip yapıyor. Ben şey düşünüyorum, yani arkasında bir kadın örgütü olmayan, bir avukatı olmayan, mahalleden çıkmış, direkt şiddete maruz kalmış, kimsesi olmayan kadınlar karakola sığındığında muhtemelen evlerine geri gönderiliyorlar. Şu an görüyoruz bunun birçok örneğini, birçok örneğini görüyoruz. Ve sonunda faciayla bitiyor. Evet, ve bunun sorumlusu maalesef şöyle oluyor yani. Biz değiliz, biz bilmiyorduk, biz görmedik oluyor. Yeterince önlem alınmıyor çünkü devletin buna dönük özerk, özgün politikaları yok. Yani devlet doğru kadın meselesini ve kadın sorunlarına ayrıca uğraşmıyor. Evet, şönümler var. Evet, sosyal işte hizmetlerde hani bunların şeyi var. Ama çok genel aileyi güçlendirme, aileyi koruma. Mesela son dönemlerde biz kadınlar bunu da seçim kampanyamızda söylüyoruz. Aile danışmanlıkları veriliyor. Evlilik danışmanlık hizmetleri veriliyor. Boşanmasın kadınlar devletin diye. Devletin kadına verdiği bildiğimiz, yani sokağa çıkarım, devletin kadına verdiği bir destek, hizmet diye soralım. Kadın sığınma evlerinden başka herhalde akla gelecek direkt, somut, doğrudan kadın içerisinde, kadın adı yani tanımı geçen bir hizmet yok. Biz kadınlar olarak kadın sığınma evlerinde yani yetersiz. Yetersiz. Ve çoğu anlamda kötü işletildiğini düşünüyoruz. Yani kadınlar oraya hapsediliyor. Yani kadınlar hayata yani yeni bir yani iş, evet, yeni bir hayat, sayfa yeni açması, bir ortam kurması ile ilgili çok ciddi destek sunmuyor dedi. Diyor ki gel ben de 3 ay kal. Ben seni misafir edeyim. Zaten misafir başım ağrımasın. Orası. Hani sonra devlet ama, şey olmadı sen, olmasın. Ya ben bir sürü kadın sığınma evinden çıkmış, iş bulamayan, ev bulamayan, sıkıntı yaşayan kadın biliyorum. Ya bunları bizim çözmemiz mümkün değil. Yani biz devasa da olsak, sayımız da çok fazla olsa çözemeyiz. İşte zaten kadın dernekleri bu yükün altında, yani benim görüşüm o kadar eziliyor ki farkındalık çalışmalarına yani enerji kalmıyor ya da kalmıyor ya da fırsat devlet kalmıyor. Devlet bizi desteklemiyor. Yani devlet kadın örgütlerini, ya eyvallah kadın örgütleri bizim işimizi kolaylaştırıyor. Bizim için çalışıyor diyeceğine. Yani evet, diğer ülkelerde biliyoruz ki sivil toplumu devlet destekliyor direkt zaten. Yani bizde de tam tersi, sivil toplumu devlet engelliyor. Yani diyor ki kadın örgütüne gerek yok ki. Gerek yok. Zaten benim kadın politikaları yapan, ya biz de şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani orası olsun, bizimle çalışsınlar. Ama zaten birçok sorunu sorun olarak görmediği için sistem, yani kadının kocasından dayak yemesini bir sorun olarak görmediği için buna karşı bir önlem alması da gerekmiyor. Ya bugün şunu demesi lazım devletin. Ya ne güzel, kendi zamanlarından, kendi hayatlarından bu kadınlar feragat ediyor. Evet. Gönüllü bu konuda çalışma yürütüyor. Ben de onları biraz daha destekleyeyim.
benim profesyonel memurların dışında gönüllü çalışanlar da olsun ve bu ülkemizdeki kadın sorunlarını daha çok azaltalım, daha çok ilerleyelim demesi gerekirken tam tersi diyor ki kadın örgütlerine ne gerek var ki? Ne gerek var? Çünkü işte dediğim gibi sorun orada, tanımında sıkıntı var. Çünkü şöyle görüyor yani, bunlar beni eleştirir, işte dürter, politikamı eleştirir. Yani şimdi benim başım ağrır, hiç gerek yok. Üzerinden yaklaşıyor. Ya da direkt karşı olduğu bir zihniyet zaten karşısındaki. Karşıtlık yaratıyor. Yani evet, o yüzden kendine... Yani sen kadının sokağa çıkmasını gerektiğini düşünüyorsun ama o kadının sokağa çıkmaması gerektiğini düşünüyor tabii zaten. Tabii, o yüzden kendi kadın örgütlerini yaratmaya çalışıyor yani. Bir de böyle bir durum var. Tabii, yandaş tabii dediğimiz o mekanizmalar işletiliyor. Maalesef yani biz istiyoruz ki yani diyorum ya hani kadın... Evlerde ziyaret ediliyor, sen daha iyi biliyorsun gittiğin için. Kadınlar telkin ediliyor, yönlendiriliyor. Tabii ki öyle. Yani burada da şöyle bir durum var, şöyle bir durum söz konusu. Yani hani bazen şey diyor, işte kadın örgütleri... İşte karşı kadın örgütüm var ya, biz o kadın örgütünü tabii ki düşman bir kadın örgütü olarak görmüyoruz. Ama şunu her zaman söylüyoruz yani, doğru birdir. Kadınların yaşadıkları da birdir. Bu noktada biz birleşebiliriz. Yani biz AKP'nin kadın örgütüdür diye, bilmem MHP'nin kadın örgütüdür diye, bu kadın örgütüyle bir araya gelmeyiz diye bir önyargımız hiçbir zaman olamaz. Ve biz bir araya geliriz, gelebileceğimizi düşünüyoruz. Ama uyguladıkları politikalar, yaptıkları şeyler maalesef kadın düşmanı olunca biz bir araya gelemiyoruz. Yani. İşte sorun orada. Kadına kadın düşmanlığıyla gidince buluşma olmuyor. Buluşma olmuyor yani. Burada da şunu söylemek gerekiyor yani. Evet, eşitiz, işte kadın paydasında buluşuruz. Ama kadın bakış açısı olmayan, işte kadın politikalarına karşı duran kadınlarla da biz maalesef bir araya gelemeyiz. Yani kız çocuklarını okutmayın, kız çocuklarınızı evlendirin gibi bir anlayış asla kabul edilemez. Böyle bir kadın derneğiyle de zaten nasıl bir uzlaşma yapılabilir yani, ya olamaz. İşte o yüzden maalesef Türkiye'de hani her zaman bir şey mesela atıyorum şu sendika vardır ama karşısında şu sendika da vardır. Sarı sendika. İşte şu kadın örgütü vardır, bir de karşısında şu kadın örgütü vardır. Her zaman hükümet, devlet, iktidar, sistem, kimse yani o dönem artık kimse, hı-hı, kendine hiçbir ses çıkarmayacak. Ona hiçbir laf söylemeyecek, onu eleştirmeyecek. Gibi sivil toplumun İşi budur aslında, eleştirmektir. Varlık nedeni budur. Tartışmaktır, daha iyi şeyler ortaya koymaktır, yeni proje üretmektir. Ama bizim ülkemizdeki sivil toplumda, muhalefet olarak dernekler de maalesef diğer ülkelerdeki gibi değil. Yani muhalefet görülüyorlar. Hep muhalefet kabının içine itekleniyorlar, sıkıştırılmaya çalışıyorlar. Halbuki daha iyisini isteyen, sorgulayan insanların bir araya geldiği yapılar. Sürenin sonuna geldik sevgili Canan. Yani konuşacak çok şey var. Evet, biz çok de şey var. Biz sohbeti de kadınlara, bütün kadınlara seslenelim. Biz yine siyasi parti ayrımı olmaksızın, siyaset üstü çünkü bu durum. Seçim öncesi kadınlara ne söylemek istersin? Sandığa gidecekler, oy kullanacaklar. Orada birer birey olacaklar. Yani kadın patron olarak da söylediğimizi bir daha tekrar edelim aslında. Eşit temsil ve emeğimiz, eşit temsil ve emeğimizin karar mekanizmalarına daha çok gönül kılınması için bütün kadınları bunu hissederek, düşünerek oy kullanmaya davet ediyoruz. Kadın politikalarının daha çok gönül kılınması, kadın düşmanı yasaların geri çekilmesiyle ilgili ve bunları hatırlayarak kadınların gerçekten daha eşit, özgür ve daha ne derler böyle kimseye hesap vermediğimiz bir dünya için oy vermeye davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, biz de Canan'ın söylediğine ek olarak sadece efendim öncelikle mutlaka sandığa gidin. Bir oy bir oydur diyoruz. Oyunuza sahip çıkın. Şimdilik hoşçakalın. Dünya ve memleket meselelerini sizler için konuşuyoruz. Biz soruyoruz, yöneticiler, siyasiler, patronlar, sanatçılar, sporcular, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve toplumun önde gelenleri yanıtlıyor. Gazeteci yazar Hediye Eroğlu'nun hazırlayıp sunduğu Arka Plan programı gündemi belirleyen konu ve konukları ile her pazartesi saat 18'de Mercan TV'de.